Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Ağrı Doğubayaz ilçesinde Dağdelen köyünü ziyaret ettik. Muhtarımız Doğan Uçay ile köye yapılan ve yapılması gereken hizmetlerle ilgili röportaj yapacağız. Muhtarın birinci olarak seçilen genç ve dinamik muhtarlarımızdan. Evet muhtarım, bu köy taziye evini siz mi yaptırdınız? Evet. İki katlı, doğru mu efendim? İki katlı. Aşağısı bayanlara mı ait? Yok, erkeklere. Yukarısı bayanlara. Burası bayanlara ait sayın izleyiciler. Evet. Şöyle gösterelim Nermin Hanım. Etrafı çok güzel şekilde. Halılar serilmiş. İşte yöresel burası sayın izleyiciler. Şark köşesi diyoruz burada. Değil mi evet, efendim? Şark köşesi. İnsanlar gelip burada rahat bir şekilde ne yapıyor? Acılarını paylaşıyor sayın izleyiciler. Burada evet, çay servisi yapılıyor. Köy halkının katkılarıyla mı yapıldı muhtarım, yoksa devlet desteği var mı? Yok, devlet desteği yok. Yani hiç mi devlet desteği yok? Bizim iki tane akraba var İstanbul'da. Evet. İş adamları. İsimleri ne efendim? Onlara da teşekkür edelim. Mehmet Eraslan. Mehmet Eraslan, evet. Kurban Erdoğdu. Eraslan. Kurban Erdoğdu. Evet. Evet. Sayın izleyiciler, Karakoyun Belediye Başkanı'nın adı da Kurban. Onu da belirtelim bunu burada. Evet. Ona da selamlarımızı iletiyoruz. Evet muhtarım, köyün içerisinde tam ortasından bir dere akıyor. Evet. Onun ıslahı yapılması için müracaat ettiniz mi? Yapılacak mısın? Evet, müracaat ettik. Şu anda ihalededir. İhale aşamasında mı? Evet, ihalede. Evet, mutlaka yapılmalı sayın İhalesi izleyiciler. İhalesi yapıldı daha doğrusu. Yapıldı. Evet. Çalışmaya başlanacak. Hala gelinmedi. Yani evet. Gelmesi lazım. Sayın Bakanımıza güveniyoruz. Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu Türkiye'de çok güzel hizmetlere imza attı sayın izleyiciler. Örnek böyle dere ıslahlarını gördük. Biz buraya da ihalesi yapılmış en kısa sürede yapılmasını istiyoruz ki çok çirkin bir görüntü oluşmuş, bir de evlere de zarar verme durumu evet, var değil mi? Evet, doğru. Da, artı burası tam İran sınırında sınır bekçisi bunlar. Serhat bekçilerimiz, vatan bekçilerimiz, köylümüz sayın izleyiciler. İşte burada askerimizle de iç içe olduklarını az önce de gördük. Evet. Vatandaşlarımız her zaman Mehmetçiğimizin yanında, ancak biz sokakların parke taşıyla yapılmasını istiyoruz. Yapıldı bir şey efendim? Yapılmadı efendim. Müracaat ettiniz mi? Parke için? Evet. Müracaat etmedik. Evet. Biz mutlaka bu sınırdaki köylerimizin devlet tarafından bütün eksik hizmetlerin tamamlanmasını istiyorum. Ben araştırmacı gazeteci olarak, Ağrı Valimizden araştırmacı gazeteci olarak rica ediyorum. Bu sınırdaki köylerimizin, işte Kızılkaya'ya gittik. Az önce İncesu, Ortaköy, aşağıda Başköy, burası Dağdelen köyü sayın izleyiciler. Buradaki 5 köyümüzün mutlak örnek köy yapılmasını ben araştırmacı gazeteci olarak istiyorum. Ki bu 4 köyde taziye evi yapılmış. Vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla bu iki katlı çok güzel taziye evlerini yapmışlar. 250-300 bin liraya mal olan bu güzel binalar işte kamu yararına yapılıyor. İşte biz de bu dünyadan hepimiz göçüp gideceğiz. Doğru mu efendim? Burada evet, ne yapıyor? Mevlütler yapılıyor. 3 gün yemek veriliyor değil mi efendim? Evet, evet. Kültür olmuş bu. Biz de mutlaka bu sınır bekçisi köylerimizin devlet tarafından bütün eksik hizmetlerini tamamlanmasını istiyorum ben. Çünkü buralar bizim aynamız olması, örnek köy olması evet, lazım. Evet. Değil mi? Doğru. Bir de sınırda bekleyen bu vatandaşlarımızın işte göçün dönülmesi için tarımda ve hayvancılıkta mutlaka desteklenmeli. 300 koyun yerine biz 50 baş, 40 baş koyun verilmesi. Burası koyunculuk elverişli gördüğüm evet, kadarıyla. Evet. Koyun, küçük baş hayvancılık. Köydeki gençlerimizin hayvancılığın da kalkınması için, ülkemizin dışarıdan canlı hayvan almaması için, ülke ekonomisinin kalkınması için mutlaka işte köyde yaşayan gençlerimizin teminat gösterecek gücü yok. Devletimiz versin, zaten köyde yaşıyor. Muhtarımız biliyor değil mi efendim hepsini? Gariban evet, vatandaşlarımız. Evet, doğru. Kendi yağıyla kavruluyor. Sınırı bekliyor artık. Her yer çayır arkadaşlar. Yemyeşil. Suyu da bol. Hep dereler akıyor. Mutlaka buraya biz köylümüzün desteklenmesini istiyoruz. İstiyoruz. Değil mi? Evet, doğru. Evet, altyapısı da yapıldı mı efendim, kanalizasyon? Yok, yapılmadı. Kaç tane nüfus, ne kadar muhtarım? 400. 400 nüfus var. Evet. Evet. 50'ye yakın hane var. 50'ye yakın hane var. Ama bu grup yolu aynı zamanda işte sınır karakolumuza da gidiyor. Yol çok bozulmuş. Soğuk asfalt atılmış. Biz mutlaka sıcak asfalt atılmasını istiyoruz. Bir araştırmacı gazeteci olarak giderken çekeceğim. Yani bizim araç da orada dereye uçuyor. Yolun altı oyulmuş arkadaşlar 4-5 yerde. Evet. Allah muhafaza bizim askerimiz devriye atarken. Başköy ile Ortakent arasında. Evet. O Başköy ile Ortakent arasında o yağmur suları dere orası yolun altını oymuş. İşte birçok zaman denk geliyoruz, haberler veriliyor. Askeri araçlar devriliyor. Şehitli askerlerimiz şehit oluyor.
askerlerimizin şehit olmaması için, vatandaşlarımızın şehit olmaması için o yolun kenarındaki yere mutlaka istinat duvarı yapılmalı arkadaşlar. Araştırmacı gazeteci olarak Ağrı valimizi göreve davet ediyorum. Orayı da çekeceğim, bilginiz olsun. Sabah bir gün burada bir askerimiz, bir vatandaşımız hayatını kaybederse ondan sonra orası yapılsa da bir ehemmiyeti yoktur diyorum. Tabii. Yani biz araştırmacı gazeteci olarak gördüğümüzü ne yapmak zorundayız? Yansıtmak zorundayız arkadaşlar. Bu vatan hepimizin, bu Mehmetçik hepimizin, bu köylümüz bizim vatandaşımız. Onun için mutlaka burada bir kazaya meydan verilmemesi için altı oyulmuş köy yolunu arkadaşlar. Bizim araç da uçabilir, onu da belirtelim. Mutlaka bu yolun 4-5 yerde bu acil olarak en kısa sürede mutlaka biz yani sesimizi duyuruyoruz ama bunu da ben ilçe kaymakamımıza da bildireceğim. Pazartesi günü inşallah ziyaret edeceğim. İnşallah yani gördüğümüz şeylerde ne yapacağız onlara yetkilere ileteceğiz arkadaşlar. Bizim görevimiz bu basın olarak. Evet, ekleyeceğiniz başka konu var mı tanım? Şu anda o kadar. Evet. Sayın izleyiciler, biz halkın sesini halkın temsilci olarak seçtiği muhtarlar vasıtasıyla bugün de Ağrı Doğu Beyaz ilçesi Dağdelen köyü muhtarımız Doğan Uçar ile röportaj yaptık. Kendisine Türkiye'de Muhtarlar Sesi gazetesine röportaj verdiği için ve gazetemizi desteklediği için teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamı diliyoruz.